Evet arkadaşlar, Arçelik ve Grundig televizyonlarda genelde ilk açılışta bir kaynak seçimi oluyor. Ve bunu da sürekli yapmak insanın biraz canını sıkıyor. Mesela şu an benim HDMI'dan bağlı bir uydu alıcım var. Şu an bakın bunu bu ilk açılışta görmüyor. Buradan şöyle kumandamdan da göstereyim. Kaynak ayarı yapmamı istiyor. Mesela gördüğünüz gibi buradan HDMI'yi seçtiğimde televizyon geliyor. Ama şimdi ben tabii bu ayarları sürekli yapmak zor olduğu için internette biraz araştırdım. Türkçe sitelerde bulamadım, yabancı sitelerde buldum. Bunu yapmak için şöyle bir şey yapılması gerekiyor. Şöyle kumandayı tekrar tutuyorum. Bir saniye kumandamı da netleştireyim görebilmeniz açısından. Evet, menü tuşuna basıyoruz. Şimdi tekrar televizyonumuzu netleştiriyoruz. Evet, burada tam bu esnadayken kumandanızdan 9301 yazıyorsunuz. 9301. Evet. Bakın bu gelişmiş ayarlar. Bu normal kodu girmeden bu sistem ayarlarına giremiyorsunuz. Buradaki diğer kısımları hiç kurcalamayalım. Çünkü TV'nize zarar veririz. Ya bu aslında teknik servisin girdiği ayarlar. Ama ben buradan sadece bizim işimize yarayacak olan Source Configuration, yani kaynak ayarlarına gireceğim. Ama bakın direkt OK tuşuna bastığınızda girmez. Bunun için de bir kodla sınırlamışlar. Bu Source Configuration üzerine geldikten sonra 23 56. Evet, bu tuşa bastığınızda ise bakın burada sizin kaynak ayarlarını gösteriyor. Buradaki Avail yazanlar Available demek, yani aktif demek. Navail yazanlar da aktif değil manasında bir kısaltma olarak girmişler. Burada biz mesela bize hangisi lazım? Mesela HDMI lazım ya. Sadece onu Available yapıp diğerlerini Non-Available yapabiliriz. Böyle kumandanın tuşlarına basarak. Şu an mesela sadece HDMI ayarı açık olmuş oluyor. Daha sonra bu ayarlardan çıkmak için de menü tuşuna basıyoruz. İşlem bu kadar. Şimdi bakın kapatıyorum. Evet, televizyonumuzu kapattım. Şimdi televizyonumuzu tekrar açıyorum. Bakın. Evet. Televizyonu açtığımızda direkt bakın HDMI bir ayarından otomatik girdiğini görüyorsunuz. Zaten kaynak ayarı dediğimizde de gördüğünüz gibi diğerleri kapandı. Ama siz bunu istediğiniz zaman aynı yöntemle aynı şekilde Available yapıp açabilirsiniz. Veya bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Umarım yardımcı olmuştur. Bunu Türkiye'de hiçbir kaynakta bulamadım. O yüzden destek olmak için beğenir, yorum yapar ve abone olursanız kanalıma sevinirim. Teşekkür ederim.